Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Ehli Kitap'la alakalı bazı değerlendirmeler, Kur'an-ı Kerim'den bazı değerlendirmeler, bunları sunmaya çalışacağız. Âl-i İmrân suresi 78 ve 83. ayetler arası. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: "Ve inne minhum le ferîgan." O Ehli Kitap'tan bir fırka var ki, "yelvûne elsinetahum bil kitâbi." Kitaba karşı dillerini bükerler, laf oyunları yaparlar. Litahsebuhu minel kitap ve konuşurken kitaptan zannetmeniz için o şekilde laf oyunları, laf ebeliği yaparlar. Ve ma huve minel kitap, halbuki söyledikleri kitaptan değildir. Ve yekulune huve minen dille, ve derler ki bu Allah katından, Allah böyle buyuruyor. Ve ma huve minen dille, halbuki o Allah katından değildir. Ve yekulun alallahi'l kezib ve hum ya'lemun. Böylece onlar bile bile Allah adına iftirada bulunurlar. Allah böyle söyledi diye Allah'ın demediğini demiş gibi göstermeye çalışırlar. Mâ kâne li beşerin en yu'tiyehullahu'l kitâb ve'l hukme ve'n nubuvve. Yani bir beşer için şöyle bir şey düşünülemez, tasavvur edilemez. Allah ona kitap versin, hüküm versin, peygamberlik versin de ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ, sonra da insanlara şöyle söylesin: كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ, Allah'ın dununda bana ibadet edin. Böyle demesi düşünülemez. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ, lakin size şunu söyler: Rabbaniler olun. Rabbe kul olan, Rabbin dediklerini yapan kimseler olun. Bima kuntum tuallimunel kitab, kitabı talim ediyorsunuz ve bima kuntum tedrusun, ve ders olarak onu okuyorsunuz. Yani kitabı talim edip ders olarak nasıl okuyorsanız kitaba göre Rabbaniler olun, Rabbin emirlerini yerine getiren kimseler olun. Allah'ın peygamberlik verdiği, hüküm verdiği kimseler böyle söylerler. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا. Yani melekleri ve peygamberleri Rab edinmek, böyle bir şeyi de size emretmezler. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz Müslüman olduktan sonra, Allah'a teslim olmuş kimseler olduktan sonra size küfrü emretmeleri, bu da yine düşünülür bir şey, kabul edilebilir bir şey değildir. Ve iz ahazallahu mithaqan nebiyyin, hatırla o zamanı ki Allah peygamberlerden ahit almıştı, misak almıştı. Lema ateytukum min kitabin ve hikmetin, yani size bir kitap, bir hikmet geldiğinde, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, sonra sizin yanınızda olanı tasdik eden bir peygamber geldiğinde, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ona iman edeceksiniz, وَلَتَنْصُرُنَّ, ve ona yardım edeceksiniz. Gale, Allahu Teala buyurdu ki, اَقْرَارْتُمْ, bunu kabul ettiniz mi, ikrar ettiniz mi? Ve ahaztum ala zalikum isri, ve bunu bu şekilde aldınız mı, bu ağır yükü üzerinize aldınız mı? Galu akrarna, o peygamberler de dediler ki biz ikrar ettik, bunu kabul ettik. Gale feşhedu ve ene ma'akum mineşşahidin, Allahu Teala buyurdu ki siz şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Femen tevella ba'de zalike, kim bundan sonra yüz çevirecek olursa, feulâike humul fâsıkun, işte onlar fasıklardır. Taatten huruc etmiş, itaatten çıkmış kimselerdir. Efe gayre dinillâhi yebgûn, onlar, yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve lehu esleme men fissemâvâti vel ard, halbuki göklerde ve yerde kimler varsa hepsi ona teslim olmuşlardır. Tav'an ve kerhe, ister istemez. Ve ileyhi yurca'un, ve onlar ona döndürüleceklerdir. Değerli izleyenlerim,
Burada kitap ehlinin, okumuş olanların bazı yanlışlarına dikkat çekiliyor. İşte onlardan biri şu: ve inne minhum leferigan, onlardan bir fırka var ki yelvune elsinetahum bil kitabe, dillerini kitap hususunda eğip büküyorlar. Yani laf oyunları yapıyorlar, celbeze yapıyorlar. Anlattıklarını kitaptanmış gibi göstermeye özen gösteriyorlar. Litahsebuhu minel kitab, ta ki anlattıklarını kitaptan zannetmeniz için, sizi aldatmak için böyle yapıyorlar. Ve ma huve minel kitab, halbuki anlattıkları kitaptan değil. Anlattıkları kitaptan olmadığı halde kitaptan zannetmeniz için cerbeze yapıyorlar, laf oyunu yapıyorlar ve o şekilde sizi kandırmaya çalışıyorlar. Ve yekulune huve minin dille, ve konuşurken de diyorlar ki bu Allah katından, Allah böyle söylüyor. Ve ma huve minin dille, halbuki o Allah katından değil. Ve yekulune alallahil kezip, böylece onlar Allah adına yalan söylemiş oluyorlar. Ve hum yalemun, bile bile, bildikleri halde, gerçeği bildikleri halde bu şekilde Allah adına iftirada bulunuyorlar. Allah adına konuşuyorlar. Yalan yere konuşuyorlar. Demek ki ehli kitaptan, okumuş olanlardan bir kısmı da vardır ki bu tarzda insanları kandırmaya çalışıyor. Ve laf oyunları, cerbeze, bu gibi şeylerle kendi ifadelerinin Allah'ın kitabından olduğunu, Allah katından olduğunu insanlara yutturmaya gayret ediyorlar. Günümüzde de bazıları vardır. Doğru dürüst kitaptan nasibi olmayan, azıcık belki bir bilgisi var ama düzenbaz. Ortalığı karıştırmak istiyor. Ve bakıyorsunuz ki ayetmiş gibi gösterip insanların zihinlerini allak bullak etmeye çalışabiliyor. En azından yanlış tevillerle, yanlış yorumlarla Allah'ın kitabını farklı mecralara çekmeye çalışıyor. Ve bu tarzda insanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyor. Bununla alakalı ben şu noktaya da dikkat çekmekte fayda görüyorum. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Hazreti Ömer bir fetva yazdırıyor. Yazan şahıs, bu Allah'ın Hazreti Ömer'e gösterdiği hükümdür, bu Allah'ın hükmüdür tarzında bir ifade kullanıyor yazarken. Hazreti Ömer, hayır diyor, öyle değil, bu Allah'ın hükmü değil, bu Ömer'in hükmü diyor. Yani burada şöyle bir incelik var: Allah'ın kitabını anlama noktasında bir müştehit, ben kitaptan böyle anlıyorum der ama Allah'ın hükmü doğrudan budur demek, o çok daha farklı bir durum. Hazreti Ömer işte onu demiyor ve zaten müştehitler arasında farklı görüşlerin olması da bunu ortaya koyan bir durumdur. Mesela İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafi gibi zatlar, bunlar Allah'ın kitabını anlamaya çalışmışlar, çok da iyi anlamışlar ve bu şekilde mezhep sahibi olmuşlar. İmam-ı Azam'ın demiş olduğu şudur: ben diyor Kur'an'ı inceledim, hadisleri inceledim, böyle bir hükme vardım. Ama siz inceleyip daha farklı bir hükme varırsanız veya hadislerde başka bir rivayete ulaşırsanız ona göre amel edersiniz diyor. Bu tamamen bir iyi niyet gösterisi. Ama bir kısım art niyetli insanlar var. Doğru dürüst Allah'ın kitabını okumamış ve Peygamberimizin hadislerini de doğru dürüst bilmiyor. Kendi anlattığının Allah'ın kitabından olduğunu bakıyorsunuz özenle söylemeye çalışıyor. Allah böyle söylüyor tarzında ifadeler kullanıyor. Halbuki Kur'an'da öyle bir hüküm yok. Mesela zaman zaman bazı saftil insanlardan veya ilmi o kadar olmayan insanlardan duyarsınız. Derler ki Allah şöyle buyurmuş: ben zenginliği dilediğime veririm ve ilmi ise dileyene veririm. Doğrudan kitapta böyle bir ayet yok. Peki bu yanlış mı? O ayrı mesele. Ama kitapta olmayan bir meseleyi kitaptanmış gibi göstermeye çalışmak, bu uygun bir ifade değil. Kitapta var olanları iyi bilmek lazım ve onları net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Biraz önceki işte zenginliği dilediğime veririm, ilmi ise dileyene veririm, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm yok. Ama bu yanlış bir manada değil. Bu şu anlamda değerlendirilebilir. Diyelim bugün iki çocuk dünyaya geldi.
Biri dünyanın en zenginin çocuğu ve bu zengin olarak doğuyor haliyle. Bir başkası en gariban bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Bunlar doğrudan bir kader. Ama ilim noktasında alimin oğlu alim olmayabiliyor. Ve bizzat kendisinin gayret içinde olması lazım. Bir gayret içerisinde olursa ilim öğrenebilir. Yoksa sadece böyle alim oğlu olmakla o kimse alim olmuyor. Ama zengin oğlu olmakla zengin olabiliyor. Yanlış bir mana değil ama kitaptan değil. Doğrudan Allah'ın kitabında böyle bir hüküm yok. İşte günümüzde maalesef pek çok kimse doğru dürüst bir kitap bilgisine sahip değil. Daha ayet nedir, hadis nedir, hadisi kutsi nedir, bunların arasını belki ayıramıyor. Ama kendi kafasından işte Allah böyle söylüyor, Allah şunu ifade ediyor gibi rastgele konuşabiliyor. Benim burada nazara vermiş olduğum belki de o derece art niyeti olmayan kimseler. Ama ayet-i kerimenin burada nazara vermiş olduğu art niyetli kimseler. Bunlar kendi sözlerini sanki kitaptanmış gibi sunmaya çalışıyorlar. Böylece kendi sözlerine bir kutsallık vermek, Allah böyle buyuruyor deyip insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bu biz safilik, saf niyetlik değil, tamamen art niyete dayanan bir durum. Buna mukabil ehli imanın uyanık olması, kitapta olanla kitaptan olmayanı ayırt etmeleri gerekiyor. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ Bir beşer için, bir insan için şöyle bir durum tasavvur edilemez. Allah ona kitap versin, hüküm versin ve peygamberlik versin. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ Sonra da insanlara desin ki bu كُونُوا اِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yani Allah'ın dununda bana kullar olun, bana ibadet edin demesi düşünülemez. Yani bir peygamber için böyle bir talepte bulunmak asla medar bahs bile olamaz, hatır ve hayale gelemez. Neden? Çünkü peygamberler Allah ile kullar arasında bir aracı gibi oluyor tabiri caizse. İnsanları Allah'a ulaştırma vesile oluyor. İnsanlara yol gösteriyorlar. Allah namına Allah'ın yolunu insanlara gösteriyorlar. Ve bütün peygamberlerin ortak davası sadece Allah'a kul olmak. Kula kul olmamak. Bunun üzerinde onların davası şekilleniyor. Dolayısıyla herhangi bir insanın kitaba, nübüvvete, hükme mazhar olup da ardından Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın beni Rab telakki edin demesi de düşünülemez. İşte ben Allah'ın oğluyum demesi de düşünülemez. Ama maalesef zamanın akış seyri içinde Allah'ın bir peygamberi haşa Allah'ın oğlu haline getirilebilmiştir. Ve koskoca bir Hristiyanlık dünyası bu noktada yanılmışlardır. وَلَاكِنْ كُونُ رَبَّانِيِّينَ Peygamberlerin demiş olduğu şudur. Rabbaniler olun. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ Kitabı talim ediyorsunuz. Kitapta bunları okuyorsunuz. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Ve ders olarak bunu mütalaa ediyorsunuz. Kitabı öğrettiğiniz, kitabı ders olarak müzakere ettiğiniz tarzda Rabbaniler olun. Yani Rabbe kul olan kimseler olun. Tek Rabbe inanan, tek Rabbe secde eden kimseler olun. Peygamberlerin demiş olduğu budur. Muaz bin Cebel, Şam tarafından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde hemen böyle huzura varıyor ve Peygamberimizin önünde secdeye varıyor. Peygamberimiz kaldırıyor. Ya Muaz bu ne hal diyor. Ne yapıyorsun? Hazreti Muaz diyor ki Ya Resulallah ben Rum diyarından geliyorum. Orada insanlar din ve devlet büyüklerine böyle yapıyorlar. Huzurunda secdeye varıyorlar. Siz onlardan daha da büyüksünüz diyor. Bundan dolayı ben de sizin huzurunuzda secdeye vardım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Muaz diyor secde sadece Allah'a yapılır. Bu çok önemli bir ölçü. Bir peygamber ne kadar büyük olursa olsun ona secde edilmez. Secde sadece ve sadece Allah'a yapılır. Ve İslamiyet bu noktada tevhid-i mahz dini tam tevhidi ifade ediyor. Ve
Mesela İslamiyet'te din adamları olabilir, dini iyi bilen kimseler olabilir. Ama bunlar hiçbir zaman kul ile Allah arasına girmezler. Kendilerinde bazı yetkiler görmezler. Cenneti parsellemek gibi, insanları dinden çıkarmak veya dine kabul etmek gibi yetkileri görmezler. Sadece Allah'ın yolunu beyan ederler. Onlara düşen de zaten budur. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا Melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi de yine sizden istemez. Yani bir peygamber için böyle bir şey söz konusu olamaz. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz Müslüm olduktan sonra, Allah'a teslim olan kimseler haline geldikten sonra size küfrü emretmesi elbette düşünülemez. Ve iz ehazallahu mithaqan nebiyyin. Allah peygamberlerden misak almıştı. Yani kuvvetli söz almıştı. Burada peygamberler malum onlar da insanlar içinde bir zümre, en seçkin bir zümre. Nasıl ki bir sınıfta sınıf başkanı oluyor, sınıfı temsil ediyor. İnsanlık aleminde de insanların sözcüsü ve Allah'ın onlara elçisi durumunda peygamberler gönderilmiş. Ve Allah-u Teala aslında bütün insanlardan söz almış. En azından Bezme Elest tabir edilen Elest meclisinde ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hepimizden söz almış. Bu bütün insanlardan alınan bir söz. Bir de peygamberlerden alınan söz var. Ve peygamberler Allah'ın dinini tebliğ edecekler, insanlara anlatacaklar. Bu noktada Allah'a verdikleri söz var. Burada nazara verilen ise peygamberlerin sonraki gelecek peygamberleri ümmetlerine haber vermeleri, bu noktada bir sorumluluğu üzerlerine almalarıyla alakalı. لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا Ben size bir kitap, bir hikmet verdiğimde ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Sizin yanınızda olanı tasdik eden bir peygamber geldiğinde لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ Siz ona iman edeceksiniz وَلَتَنْصُرُنَّ Ona yardım edeceksiniz. Bu noktada Allah-u Teala bütün peygamberlerden söz aldı. قَالَ اَقْرَرْتُمْ Bunu ikrar ettiniz mi? Buyurdu. وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِي Ve bu ağır yükü üzerinize aldınız mı? Buyurdu. قَالُوا اَقْرَرْنَا Ve peygamberler dediler ki Ya Rabbi biz ikrar ettik, kabul ettik. قَالَ فَشْهَدُوا Ve Allah şöyle buyurdu. Şahit olunuz. وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Tabii peygamberler seçkin insanlar. Diğer insanlardan daha böyle farklı olan kimseler. Vallahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risalet görevini kime vereceğini bilir. İmam Rabbani melikin atiyelerini matiyeleri taşır demiş. Yani bir hükümdar kime ne görev vereceğini nasıl bilirse, ona göre yükleri verirse, Allah-u Teala da kimin risalet görevini kaldıracağını, kimin velayet yükünü, velilik yükünü kaldıracağını elbette ki bilir ve ona göre görev taksimi yapmıştır. Peygamberler de kendilerine yüklenen o ağır sorumlulukları kaldırabilecek kimselerdir. Ona göre taraf ilahiden müntehaptırlar ve seçilmiştirler. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ Kim bundan sonra yüz çevirirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İşte onlar taatten huruc eden, Allah'a itaatten çıkmış olan kimselerdir. اَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ Yoksa onlar Allah'ın dini dışında başka bir din mi arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْاً وَكَرْهَا İster istemez göklerde ve yerde her şey Allah'a teslim olmuş iken. Yani göklerde ve yerde her şey kim varsa hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Melekler, ruhaniler, canlı cansız neler varsa bunların hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Ve dolayısıyla İslam kelimesi Allah'a teslim olmayı da ifade eder. Ve her bir Müslüman Allah'a teslim olmuş kimsedir.
Ve bu noktada İslam kelimesi Allah'ın gönderdiği bütün dinlerin genel adıdır. Müsemma her ne kadar aynı ise de isim değişik de olabilir. Fakat hepsinin müsemması, yani manası Allah'a teslim olmaya dayalıdır. Bu açıdan genel anlamda İslam Allah'ın gönderdiği bütün dinlerin adıdır. Özel anlamda ise şu anda bizlerin mensup olduğu dinin adıdır. Ve İslamiyet'te teslim olmak vardır. Allah'ın hükümlerine teslim olmak vardır. Zaten göklerde ve yerde kimler varsa, neler varsa hepsi Allah'a teslim olmuş durumdadırlar. Ve Allah'a tam bir itaatle itaat etmektedirler. Ve ileyhi yurcaun, ve onlar ona döndürülecekler. Hepimiz Allah'ın huzuruna döneceğiz. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Allah-u Teala hesabımızı kolay olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.